Ben Allah için seviyorum. Yahudileri de, Hristiyanları da, Müslümanları da. Bir ırktan, bir dinden nefret etmek çok aşağılayıcı bir şey ve çok kızdırıcı bir şey. Ya Peygamberimiz cübbesini çıkarıp Musevilerin altına seriyordu. Siz nasıl insansınız ya? Nasıl Peygamberin ümmetisiniz siz? Peygamberimiz gitti, Musevi hanım aldı kendisine. Evlendi onunla. Belirli tipler için söylüyorum, bu arkadaş için söylemiyorum. Peygamberimiz, Hristiyanlar geliyordu orada ziyaretçi olarak, kervanla geliyorlar. İbadet etmek istiyorlar. Mescid-i Nebevi'yi açıyor Peygamberimiz, içeri geçip adamlar dua ediyor, ibadet ediyorlar ya. Ya kilise gibi ibadet ediyorlar. Filistin'de esirler vardı. Biz Musevilerle burada görüştük. Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını sağladım. Haberleri bile yok. Haberleri bile yok yani. Yiyecek ve temel maddelere ambargo vardı. Onun kaldırılması için de burada konuştuk. Onu da kaldırttırdık. Adamların bundan da haberi yok. Cami avlusunda içkili bir gösteri vardı. Yani bir sosyal festival vardı. Yani sosyal çalışma. Onu da engelledik. Belediye başkanıyla bizzat görüştüm. Adam selam gönderdi. Dedi ben size saygımdan bunu iptal ediyorum. Bu festival iptal ediyorum dedi ve iptal etti. Nezaketli, saygılı insanlar. Tabii ki severim. Hristiyanlar Musevi'de peygamberimizi ziyarete geliyorlardı kervanlarla. Otelde mi kalıyorlardı geldikleri? Nerede kalıyorlardı? Sahabelerin evlerinde kalıyorlardı. Ya sahabenin evinde Hristiyan Musevi yatıyor. Sahabi evinde onları yediriyor, içiriyor, banyo yapıyorlar, uyuyorlar. Sen hangi kafadasın? Musevi cenazesi geçerken peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kibar, o güzel dedem benim, güzel insan, ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor, bu Musevi cenazesi niye ayağa kalkıyorsun diyorlar. Peygamberimiz onun yanlış olduğunu söylüyor, onların tavrını. Yani cenazeye hürmet gerektiğini söylüyor. Ve ayağa kalkıyor. Kim olursa olsun diyor yani. Hristiyan, Musevi cenazesine hürmet edilir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hristiyan olan İbni Haris bin Kavb ve kavmine yazdırdığı anlaşma metinde, şarkta ve garpta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları, bak, Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir diyor peygamberimiz. Ne diyor peygamberimiz? Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Ne vakte kadar? Kıyamete kadar. Bir Hristiyan'ı öldürmeye kalkarlarsa diyor peygamberimiz, onu koruyun diyor. Haksızlığa maruz kalırsa yine koruyun diyor. Kim ehli kitaptan birisine eziyet ederse ben onun hasmı olurum diyor peygamberimiz. Bak ben onun hasmı olurum diyor. Kim eziyet etmeye kalkarsa. Ya Museviyat Hristiyan'a eziyet etmeye kalkarsa. Hasmı olurum diyor, hasmı. Hasım ne demek? Karşısında olurum diyor. Hayber'in fethinden sonra böyle yüzlerce Tevrat nüshası getirdiler peygamberimize. Hepsini Musevilere geri verdirtirdi. Peygamberimizin hanımlarından Hazreti Safiye annemiz, Huvey bin Ahtab adında Medine'deki Musevilerden Madırlı oğulları kabilesi reisinin kızıydı. Sen kesmeye kalkıyorsun, bak peygamberimiz hanımı olarak alıyor. Musevi işte. Yani sen Yahudi diyorsun. Peygamber hanımı, peygamberimiz hanımı. Uçuyorlar ya. Uçuyorlar yani. Ben eski yazdığım kitaplarda, Yahudilik Masonluk kitabında yahut Masonlukla ilgili diğer kitaplarımda, Musevilerle ilgili kitaplarımda Musevileri eleştirdiğimde ateist Siyonizmi eleştiriyordum. Yani hiçbir zaman için dindar Musevili ben eleştirmedim.
Bilakis övdüm yani. İçlerinde zulüm yapanları eleştirdim. Yani asan kesen doğrayanları eleştirdim ben. Yani öyle doğrudan Musevi kavmini karşıma alan bir uslup asla kullanmadım. Şimdi de zulüm yapan eleştiriyorum. Yani arada değişen bir şey yok ki. Her türlü teröre karşı olduğumu sürekli anlatıyorum. Ama ben yani insan kanının yere düşmesini asla kabul etmem. Damla kan akmaz. Yani acı çektirerek olmaz yani. İkna eder, konuşursun olur. Beyni var insanın, aklı var, kalbi var yani. Adamı bombalayarak, parçalayarak, yani bu ne kadar korkunç bir metot ya. Ne kadar vahşiyane bir metot yani. Bak Cenab-ı Allah diyor ki, Hristiyan ve Musevilerin yemeği size helaldir. Sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Hristiyan ve Musevilerden özgür ve iffetli kadınlarla da evlenebilirsiniz diyor Allah. Yemeğini yiyebilirsin, eve davet ediyorsun, dost oluyorsun, ahbap oluyorsun. Sevgi göstert, evinde ağırla, yemek yedir diyor. Ve evlenebilirsiniz diyor Allah. Ya bu Musevi düşmanlığını büyük bir ibadet olarak görüyorlar. Harama girdiklerinin farkında değiller. Ya Peygamberimiz Musevi hanım alıyor, kafanız çalışmıyor mu? Bu yazan arkadaşlar için söylüyorum. Ya madem sizin dediğiniz doğru, Peygamber niçin Musevi hanım alıyor? Niye Musevilerin altına cübbesini serip oturtuyor? Niye Musevilerin kestiğini yiyebilirsiniz diyor, yemeklerini yiyebilirsiniz, evlerine gidebilirsiniz, ticaret yapabilirsiniz diyor. Ya bu adamlar hangi dine uyuyor ben anlamıyorum. Hayır, suç işleyene ayrı, ona kız. Mesela cinayet işliyorsa ama şahsidir suçlar. O ilgili şahsa kızabilirsin. E sen bütün Musevilerden nefret ediyorsun. Bunu Müslümanlık sanıyorsun, harama giriyorsun. Musevilere nefret yoktur, Hristiyan nefret yoktur. Onlar ehli kitap olarak Kur'an'da korunuyorlar. Ve sinagoglar, mescitler diyor Cenab-ı Allah, kiliseler Allah'ın kontrolünde olduğunu söylüyor Allah. Sen oralara düşmanlık gösteremezsin. Museviye, Hristiyan nefret gözüyle bakamazsın. Ya Hristiyanlar evlenebilirsin diyor Allah, Museviden evlenebilirsin. Hanımı oluyor. Peygamberimizin Hristiyan, Musevi eşleri vardı. E sen ne kafadasın? Ya bu Musevi düşmanlığını büyük bir ibadet olarak görüyorlar. Harama girdiklerinin farkında değiller. Ya Peygamberimiz Musevi hanım alıyor, kafanız çalışmıyor mu? Bu yazan arkadaşlar için söylüyorum. Ya madem sizin dediğiniz doğru, Peygamber niçin Musevi hanım alıyor? Niye Musevilerin altına cübbesini serip oturtuyor? Niye Musevilerin kestiğini yiyebilirsiniz diyor, yemeklerini yiyebilirsiniz, evlerine gidebilirsiniz, ticaret yapabilirsiniz diyor. Ya bu adamlar hangi dine uyuyor ben anlamıyorum. Hayır, suç işleyene ayrı, ona kız. Mesela cinayet işliyorsa ama şahsidir suçlar. O ilgili şahsa kızabilirsin. E sen bütün Musevilerden nefret ediyorsun. Bunu Müslümanlık sanıyorsun, harama giriyorsun. Musevilere nefret yoktur, Hristiyan nefret yoktur. Onlar ehli kitap olarak Kur'an'da korunuyorlar. Ve sinagoglar, mescitler diyor Cenab-ı Allah, kiliseler Allah'ın kontrolünde olduğunu söylüyor Allah. Sen oralara düşmanlık gösteremezsin. Museviye, Hristiyan nefret gözüyle bakamazsın. Ya Hristiyanlar evlenebilirsin diyor Allah, Museviden evlenebilirsin. Hanımı oluyor. Peygamberimizin Hristiyan, Musevi eşleri vardı. E sen ne kafadasın?